Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi hakkında analizlerde bulunacağız. Diziyi detaylı incelemeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi 2010 ve 2013 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanmıştır. Yönetmenliğini Mesude Eraslan yapmıştır ve senaryosunu Coşkun Irmak yazmıştır. İsmini Erkın Koray'ın Unutulmaz parçasından almıştır bu dizi ve 3 sezon sürmüştür. 18 Haziran 2013 tarihinde 120. bölümde final yaparak ekranlara veda etmiştir. Dizide Cem Tuncer ve Nail Yurtsefer tarafından bestelenen müziklerin yanı sıra Bir Zamanlar Amerika, 25. Saat gibi ünlü filmlerin müzikleri de kullanılmıştır. 1960'lı yılların sonunda kocasının kendisine yaptığı onca kötülüğe ve yaşadığı aile dramını unutamamış bir evladını torununun doğumunda kaybetmiş bir annenin ve aynı zamanda kendisine ait bir konfeksiyon atölyesinin sahibi olan Cemile'nin kızları Berrin ve ailenin oğulları Mete ve Osman, kayınvalidesi Hasefe Hanım, damatları ve torunları ile verdiği mücadele anlatılmaktadır. Geçen bu olayları Cemile'nin küçük oğlu Osman anlatmaktadır. 3. sezonda 12 Eylül darbesi anlatılmıştır. Bir döneme damgasını vuran bu dizi tam manasıyla psikoloji ve sosyolojiye konu olabilecek bir dizi. Bir ailenin içinde yaşanan her şeyin birey üzerinde her açıdan ne kadar kalıcı olabileceğini gözler önüne sermektedir. Buradan da toplumun en küçük yapı taşı olan ailenin aslında karakterlerin oluşmasında, şekillenmesinde önemli bir etken olduğunu kavradık. Akarsu ailesinin çocukları da babalarından fiziksel, duygusal, ekonomik ve sözel şiddet görmüşler ve buna rağmen bile dizinin ilerleyen bölümlerinde babalarına şefkat ve merhamet göstermişlerdir. Zaten ülkemizde de bu tür vakalara ne kadar acı ki sıklıkla rastlamaktayız. Ayrıca dizide konular zamanında o kadar iyi işlenmiş ki izleyici sürekli kendisini karakterlerin yerine koyarak ben olsam böyle bir durumda ne hissederdim, ne yapardım diye düşünülmeye yönlendirilmiştir. Dizi boyunca takdir ettiğimiz bir konu da şu şekildedir. Cemile karakterinin bir ev hanımı olarak çıktığı bu yolda zorlukların üstesinden gelerek kendi ayakları üzerinde durmasıyla beraber başarılı bir iş kadını olması ve ailesini bir arada tutmak için verdiği mücadele. Çünkü kadınların başarılı olabilmesi için arkalarında bir erkeğin varlığına ihtiyaç duymamaları gerektiğini düşünmekteyiz. Hele ki Cemile eski dönemlerde yaşamış bir kadın olarak bunu çok iyi başardı. Eski eşi Ali, Cemile'nin bulunduğu işlere bile engel olarak hayatı ona karşı gittikçe zorlaştırıyordu. Ali karakterinin zaten bencil olduğunu biliyoruz. Her Türk dizisi izleyicisi gibi. Bir yandan da Ali Kaptan'a karşı bazı bölümler aşırı sinirlenirken bazı bölümlerde bir o kadar üzülüyorduk. Dizinin ilk kez yayınlandığı zamanlarda da sosyal medyada böyle yorumlar dolaşmaktaydı. Pek çok izleyici böyle düşünüyordu. Demek ki o duyguları Erkan Petekkaya bize iyi yansıtmıştı. Aylin karakterinden de bahsedersek, bana en samimi gelen karakterdi. Farah Zeynep Abdullah'ın da oyunculuğuna gerçekten bayılıyorum. Dizide Cemile ve çocukları başka bir evden daha inşaatı tamamlanmamış bir eve taşınmışlardı ve Aylin bu eve adapte olamamıştı. Ailenin tavırları bazen şımarıklık olarak görüldü fakat birçoğumuz realist bakarsak böyle bir yere alışamazdık. Bir taraftan zaten ekonomik açıdan zor günlerden geçtikleri için ne karınlarını tam doyurabiliyorlardı ne de tam ısınabiliyorlardı. Ayrıca çevreye karşı güven yoktu. Hatırlarsanız bir bölümde Aylin atlılar tarafından kaçırılmaya çalışılmıştı. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini baz alırsak ailenin şımarık olmadığını, sadece kendini düşünmek zorunda olduğunu görebiliriz. Benim perspektifime göre birçoğunun tercihinde haklı sebepleri vardı.
Farah Zeynep Abdullah dışında da dizide oyuncuların neredeyse hepsi rollerinin hakkını veriyordu. Dönemsel olaylar yer yer bize aktarılarak o olayları es geçmediklerini göstermişlerdi. Dönem dizisi olduğundan dolayı zaten dekorlar da harikaydı. Yayınlandığı döneme damga vuran bu dizinin son zamanlarında yeni karakterleri bünyesine dahil ederek başka konuları içermeseydi bence ilk zamanlardaki tadını kaybetmeyebilirdi. Belki de dizinin süresi dolmuştu. Konuları uzatmaya gerek yoktu. Öyle bir geçer zaman ki dizisi hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Ve bu dizi hakkında incelemelerde bulunduk. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız ya da ne tarz videolar gelmesini isterseniz bunu da yorumlarda belirtirseniz ona göre yol almaya çalışırız. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.